Yani şuradaki açtığımız şu 8550 seviyesi bu sefer bir destek olacak. Oralara kadar endeksin uzama ihtimalleri falan çıkacak, yani oluşacak. Ama hani şu saate kadar malını satmayan birisi için ben hani buradan satış falan yapılmaz artık yani. Yani buradan neyin satışını yapacaksın? Aksine endeks eğer daha biraz daha aşağıya falan uzarsa, şöyle aşağı doğru şuradan bir miktar daha işte şu 8000, şunu şöyle koyayım size. Şuradaki 8500'ün olduğu yere doğru uzarsa bence hani oralar artık alım için, yani alış düşünülebilen yerler olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Böyle biz bunu izliyoruz. Şimdi istersen bir de dolar cinsinden bakalım. Şimdi bak, orada iş çok daha olumsuz yönde bir sarpa sardı. Niye? 50 günlük ortalamanın altına düştü. Ana MACD 0'ın altında zaten 1, 2, 3, 4, 5. gününde falan, yani hatta 6. gününde falan aşağı doğru daha fazla uzuyor burası. Yani orada da işte şuralar mesela 8494, işte yine o 8500'lere falan isabet ediyor orası da. Yani eğer bu seviyelere doğru bir sarkma, bir savrulma olursa bu durumda endekste bence artık hani tepkinin yakın olduğu yerlere geldiğimizi söylemek mümkün. Yani bence geleceğe baktığım zaman, hani ileriye yılın sonraki yıl aylarına falan düşündüğüm zaman, iyi şirketin varsa ya da bir hikaye yaratmasını tahmin ettiğim bir şirketin varsa, hiç böyle düştüğüne falan bakmayıp alım için gayet uygun bir fırsat veren yerlere doğru geldiğimizi ben tahmin ediyorum açıkçası. Yani o Peki. yüzden hiç böyle panik falan olmanın alemi yok. Hatta tabii nakdi olan için çok iyi bir fırsat bu. Nakdin yoksa, elinde hisse de varsa, şu saatten sonra hala hissesi varsa da zaten artık buralardan satılmaz. Ama bir de tabii kredili işlemler de var. Yani kredili hesaplar da vardır muhtemelen. Çünkü 9 haftadır yükselen bir endeks vardı. Mutlaka kredili pozisyonlar artmıştır. O pozisyonların da yarattığı bir baskı var. Resen satışlar falan mesela muhtemelen oluyordur yani pek çok hesapta. Bunlar da tabii endekse ekstra bir Peki. şey. Aslında bu anlattığım çok hani yeni, ilk defa gördüğümüz bir şey bu değil yani. Önceki şeylerde de her böyle düşüşte yaşadığımız olaylar bunlar. Şimdi bilançolara geçmek, biraz kısa soru cevap yapabilir miyiz izninle? Tabii. Mesela ters fincan kup olmaz mı demiş. O dolar bazı da sanki bir hafif benziyor gibi. Ondan mı bahsediyor? Bir grafiği rica edelim. Şunu diyor herhalde. Şurası fincan. Fincan. Şöyle alayım, şöyle biraz daha. Şurası fincan ya da şuradan itibaren fincan Kulp. kulp diyor. Yani bundan sonra ne demek istiyor? Aşağı mı demek istiyor? Yani bilmiyorum. Herhalde onu mu Yani soruyor? ben hani teknik analizde böyle fincandı, oydu buydu gibi şeylere çok böyle bakmam. Bir de Bakmaz. hani ters fincan kulp, fincan kulp. Omuz baş omuz mesela o kadar enteresan bir formasyondur ki 100 tane adam getir. 100 Evet. kişi bir tane grafikte 100 farklı omuz baş omuz sana gösterir mesela. Yani böyle de çok enteresan bir Havuzla formasyondur. geçtim. O yüzden ben bunlara çok fazla takılmıyorum. Ben ana şeye bakıyorum. Ana Yani resme odaklanıyorum. ana gelişmeler nedir? Yani Türkiye batıyor mu kardeşim? Hayır. Hatta tam aksine daha iyi olaylar olabilir. Gelecek ay onda burada falan bir şeyler olur. Mesela bir Perşembe günü bir Merkez Bankası var bir kere. Onu bir atlatmamız lazım. Ay sonu bir seçim var yani. En basitinden şu seçim var. Yani muhtemelen şu seçimler bittikten sonra piyasada zaten gayet yani biraz daha rahatlayacaktır.